Göl Yazı, Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Uluabat Gölü kıyısında yer alan küçük bir balıkçı köyü. Bursa'dan İzmir'e uzanan karayolunun 35. kilometresinde Göl Yazı levhaları zeytinlikler eşliğinde kıvrıla kıvrıla Apollyont'un kıyısına çıkarıyor yolcularını. Uluabat Gölü ya da eski adıyla Apollyont'a uzanmış ince uzun bir yarımadanın üzerine kurulu kırmızı kiremitli evleriyle Göl Yazı, zarif bir kadının boynundaki alımlı bir kolyeyi andırıyor. Manzarası, çevre yapısı ile Türkiye'de böyle de bir yer var mıymış dedirten bir güzelliğe sahip. Her sene düzenlenen leylek şenliği de var bu saklı cennette. Eski adı Apollyont olan tarihi bir Rum köyü burası. Şimdiki adıyla Gölyazı olan bu yere bağlı toplam 8 küçük ada mevcut ve bunların en büyüğü sokaklarında dolaştığımız Halil Bey Adası. Göl suları yağışlarla yükselince köyün kurulu olduğu alan adaya dönüşüyor. 733 yıllık anıt ağaç, ağlayan çınar var bir de Gölyazı'da. Bu koca çınarı gören şairlerin kalemi tutuşmuş kağıda kavuşmak için. Tıpkı sazlıkların sulara kavuşmasına hasret kalması gibi bir dörtlük çıkarıyorlar karşımıza. Bağrı yanık, yaprakları hüzün, içi kan ağlarcasına. Savaşlara, acılara, kara sevdalara, tercüman olurcasına. Ardında sevgi bahçesi açamayan gonca bir gül. Önünde oluk oluk gözyaşlarının eseri koca bir göl diyor şair onun için. Antik Bizans kenti olan Gölyazı, eski adıyla Apollonia'yı, eski Rum ve Osmanlı evleriyle bezenmiş sokaklarını, göçmen kuşlara ev sahipliği yapan Uluabat Gölü kıyılarını gezmek ve bu eşsiz manzaraları fotoğraflamak isteyen misafirlerini doyumsuz bir göl manzarası çağırıyor. Burada her evin kapısı göle uzanıyor ve bu uzanışın seyri izleyenlerin ruhuna dokunuyor. Gölyazı'yı sakinlerinden, buraya hayat veren nadide insanlarından dinledik. Aşklarını, hayatlarını, tarihlerini onlardan dinliyoruz. Adım nüfus kağıdına Müsamettin Aydınlıoğlu geçiyor. Halk arasında Sami Aydınlıoğlu. Ben bu tarafta 809 oldu, seçmen vardı. Şimdi 1900 seçmen oldu. Azdı. 200-150 hane vardı şimdi. Eskiden. 450-500 var. Bütün mal buraya İstanbul'dan sandallarla, gemilerle buraya geliyormuş. Uluabat Köprüsü'nde geçiyormuş. Yerden buraya geliyormuş. Burası iskelemiş. Bütün mallar buraya gidiyormuş şeye, Türkiye'ye sağa sola. Anladın mı? At arabası, mandal arabası affedersi gidermiş. O zaman vapur yok, kamyon yok bu dayadan. Anladın mı? Bütün iskele burasıymış. Çok zenginmişler. Bütün gemiler buraya mal gidiyormuş, buraya gidiyormuş bu seyahat. Bütün mallar Türkiye'nin her tarafa mal buraya gidiyormuş. Yok. O zaman böyle vapur yok, iskele yok, bir şey yok. Yalova'da vapur, araba yok. Ben biliyorum, 70 sene önce İpek Kosa bakıyorduk, Bursa'ya gidiyorduk. Yok, vesayet yok. At arabası gidiyorduk, at arabası sabaha kadar yol. Yok, araba yok. 1973'te köprüye yaptırdım, beton, ağaçtı. Köprü ağaçtı. İnsanlar araba yoktu, araba geçemiyordu, yayan geçiyorduk ağaçtandı. 1923'te köprü yaptırdık, beton. Köprüyü, beton. Ve arkadan cerrahlık ettik. 1973, 28 Ağustos'da cerrah geldi köye. Anlıyor musun? Köye cerrah yoktu. Ondan sonra görev devam etti. Bu cami komşular ilgilendi, cami yaptık. O zaman çok balık çıkıyordu, istakoz çıkıyordu. Balıkçı para verdi, bu camiyi yaptık ve 18 milyon para gitti camiye, bu camiyi yaptık. 1925, 1. Aslan Temmuz doğumluyum. 91'e girdim. Temmuz 1'de. Burada dünyaya gelmişim. 1922'de babam gelmişler. 1925'e dünyaya gelmişim ben. Atatürk'ün geldiğini Bursa'ya biliyorum. Atatürk'ün öldüğünü biliyorum. Atatürk Bursa'ya geldi 38'de. 36'da geldi Bursa'ya. Ben olsun temini attı. Ben olsun. Fabrikası temini attı. Anladın mı? Ve gittik at arabasına. Araba yok, kamyon yok, posta yok, taksi yok. Yaya gittik. Ve Atatürk'ü gördük. 1936'a geldi, temini attı. Ben olsun. Atatürk. Ve ondan sonra 1939'da Alman harbi patladı. Bak konuşayım mı? Alman harbini. 5 sene devam etti. Çok sefil bir ayet sürdük.
5 sene. Buda ekmeği yok. Hep mısır ekmeği yedik. Aç yattık. Aç kalktık. Anlıyorsun. Ve Allah'a olsun İnönü'ye. Rusya'sın. Cumhurdu. İnönü. Ve itler Yunanistan'ı, Romanya'yı, Fransa'yı, Bulgaristan'ı böyle güneye kaldılar. Ta gelip Dede Ağaç'a geldiler. Yazıyor musunuz? Dede Ağaç'a geldiler ve orada masa kurdular. Dediler buranın Türkiye'den kesme geçti Kafkaslara, Rusya'ya. Dediler dur bakalım, Çağın Büyükelçi Ankara'dan kesin buraya. Ve bilgi alalım. Tuttular Ankara'dan Büyükelçi'yi çağırdılar, gitti. Van Papi, Büyükelçi. Allah razı olsun. Yani aman Büyükelçisi. Dediler biz de buradan geçmek istiyorlar Rusya'ya. Siz de buradan geçemezsiniz. Neden? Türk milleti, Türk askeri çok cesur. Çok dağlı bir bölge, çok seyahat verirsiniz, içemezsiniz dedi. Ve planı değiştirdiler. Anlıyorsun. Ve doğaçlar Suriye, İran, Irak hepsini öyle aldılar. Rusya'da aldılar, Sibirya'ya dayandılar. Motor bir dondu, bir bozuldu. Şeye kadar 46 milyon ölü. Buradan kesmek istedik. Ankara'dan Kafkaslar'a gideceklerdi. Rusya'yı vurmak için. Şu Van Papi bizi kurtardı. Geçemezsiniz diye. Türk askeri çok cesur, çok seyahat verirsiniz diye. Dağlık bir bölgeydi Türk. Topakka dedi. Ve planı değiştirdiler, oradan bir araçtan gittiler. Burada altı tane kişi vardı, altı tane. Hep iki yıktılar. Buradan giden halk. Altta kişi vardı burada, köyüçte. Hepsi yıktılar, ev yoktu, bahçe yaptılar. Onu yeni yapmışlar ve hiç kullanmadan gittiler, kaldı yani. Her sene buraya gelip, kamyon dolusu, orasını şey yapıyorlar, açıyorlar, tapınıyorlar, gidiyorlar. Balık çok, 10 para kilosu. 20 para, 10 para, 20 para balık kilosu. Hiç et yemedik biz, hep balık yedik. Hep balık, yok, para yok. 25 kuş olmaya, hep balık yedik. Hep balık, et yok. 20 para, 10 para balık kilosu tutardık. Böyle şeyler vardı, mağazalar, tuzlulardı. Romanya'ya gidiyorlar buradan. Bu denene vapurlar, Romanya'ya gidiyordu. Balıklar. 20 para, 30 para, 40 para balık kilosu. 100 kilo balık, 100 kuruş. Göçler yaşamış, savaşlar görmüş bu insanlar. Barışın sihirli tılsımında yüzerken şimdi eskiyi hatırlıyorlar. Farklı kültürlerden, farklı dinden insanların savaş öncesinde nasıl da saygılı ve hoşgörülü olduklarını aktarıyorlar. Ben Ali Öksüz, Gölyazılı Bursu'na kayıtlı. Geçimleri ekseri ipek böceği. Bir de balık tuzağıymış. Mesela tuzalağı varmış burada. Eskiden biliyorum buzhaneler yok. Mecbur askeriye, uzak yollara gidenler tuzlu balık, tuzlu et. Bunu dedelerimiz söylüyor. Askere de. Anlayabiliyor musun? Buradan da balığı çok meşhurmuş, çok balık çıkıyormuş. Onlar tuzluyup, fıçılara tuzluyorlarmış. Ulubat Deresi'nden denize, oradan Romanya, İtalya'ya ihracat oluyormuş. Mesela burada bazı evlerin, çok evlerin kiremitlerinde İspanyol yazar, İspanyol'da. Çünkü o büyük Marsilya, o kiremitler de burada yapılmıyormuş. Bildiğin çingen kiremitler yapılıyormuş evlerin üstlerine. Oradan kiremit geliyormuş buraya. Ulubat Dere var bir tane. O devamlı şeye akar. Denize akar. Gene bağlantımız var devamlı. Ama tabii şimdi sular, dereler dolduğu için mesela benim çocukluğumda, delikanlılığımda biz balık avlamaya giderdik derenin içine buradan ta oraya. Ya akşam yatardık orada. O gördüğün dereye 5 metre, 6 metre könder kakardı gelmezdi. Öyle derindi yani. Eskiden düğünler cuma günden başlardı düğün. İçkili olurdu. Davul, içki. Mesela cuma günü çalgılar gelirdi. O akşam gençlere eğlenti yapardı. Bayanlar da tabii ayrı eğlenti yaparlardı. Çalgıcılar, Kemalpaşa kazası var. Ekseri oradan geldi. Bayanlara da oradan. Erkeklere de. Cuma, cumartesi, pazar günü. Ben geçen sene Yunanistan'a gittim. Daha aynı bizim buranın adeti gibi adetlerini bırakmamışlar. Gölyazı'da yaşamak çok güzel bir şey. Niye dersen
Burada gıda sorunu diye bir şeyimiz yok. İlk peşin balığımız var, çeşitli balıklarımız. O balıklardan yani her akşam hemen hemen yemeklerimiz çıkıyor. Balığa gitmeyenler de, balıkçılık yapmayanlar da balık getirenlerden aynı denizde gibi istifade ediyor yani. Gölyazı mesela tabii güzelliği güzel, insanları güzel. Gezmişsiniz, görmüşsünüzdür. Hoş geldin derler, saygılıdırlar. Yani öyle burada yaşıyoruz. Burada sonra başka dışarıdan insan hiç yok. Hep birbirimize. Buraya yani başka yerden gelip de yerleşen hiç bir hane yoktur. Daha buradan Bursa'ya gitmiştir ama buradan buraya bizim içimize gelip de başka bir yerlerden yerleşen hiç kimse yoktur yani. Bizim 550 senelik geçmişimiz var, 600 senelik. Şöyle anlatayım ben. Osmanlı bütün bu dağlara yerleşiyor. Uludağ hani şeye oralara yerleşiyor. Yavaş yavaş iniyor eteklere buralara. Bursa'yı almaya kalkıyor, Bursa'yı alamıyor. Daha evvel. Bu Gölyazı da o zaman çok zengin bir yermiş. Aynı İstanbul gibi. İstanbul'dan daha bile, Bursa'dan daha zengin. Niye dersen burada ticaret merkezi. Buradan mesela dışarı Romanya'ya, İtalya'ya gemiler kalkıyormuş kışın. Yazında Karacabey Boğazı var. Orada kalkıyormuş gemiler. Bizim buraların mallarını oraya bizim köyün halkı ufak sandallarla, yelkenlerle yani o zaman motor yok. Karacabey Boğazı'na taşıyorlar. Oradan dışarı gidiyor. O yandan da gene buraya mal geliyor. Çünkü burada bizim Osmanlı Bursa'yı alamayınca sonra 25 tane bizim dedelerimizi buraya getirmiş. Burası kendiliğinden Osmanlı'ya teslim olmuş. Tabii harplerde çok kırılmış. Ürememiş Müslümanlar. 700 tane de burada Rum varmış. 700 tane Rum. Daha evvel 50 hane, 75 hane, 150 haneye kadar, 200 haneye kadar çıkmış. İstiklal Harbi'ne kadar yani. Tabii sene sene o kadar çoğalabilir. Çünkü harp olduğu zaman önce buralardan götürüyorlar. Yakın yer olduğu için hemen buradan İstanbul'a. Mesela benim dedem 11 sene askerlik yapmış. 9 sene yapıyor. İstanbul geliyor, teyriz oluyor. Mudanya'dan gerisi geriye gemiye, o zaman tabii arabalar yok. Gerisi geriye İstanbul'a. Dedem bir de burada o zamanları, Rum zamanı okul varmış. Süfyan okulu diye, Müslümanların yani. Orada bizim ne kadar olsa hiçbir köylerde yokmuş, bir burada okul varmış. Çünkü burası bir kaza gibi. Rumların 2-3 tane okulu varmış. Müslümanların da bir tane varmış. Çünkü nüfus az, 150 hane. Onun için askere gittikleri zaman da bizim köyün gençlerini subay gibi, az subay gibi. Mesela dedem levazım subayıymış. Dedem ilk önce Sarıkamış'a gidiyor. Hani o şeyler var ya, tabi buralarda çarpıştıktan sonra oraya sevk oluyorlar. O şeye, Erzurum'a. Erzurum'dan levazım subay olarak şeye gidiyor. Sarıkamış'a. Bunu dedem anlatıyordu yani ağlayarak. Orada o hani donma olayları olmuş ya. O olaylarda bunlar levazım subay olduğu için bunlar geri hizmet, beygirleri varmış, her şeyleri var. Bunlar o gece beygirlerle dağda, karda, tipide bir yere sığınıyorlar. 15 kişi falan yani. Ama kalıyor 5-6 kişi ölüyorlar. Rumlarla çok güzel geçiniyorlarmış. Mesela babam çok ufakmış. Ramazanlarda çok saygılılarmış. Katiyetle mesela Ramazan'da buralarda bu gördüğün cami yok burada. Şu gördüğün çınar var ya, çınarın altı çok büyükmüş bu çınar. Şu çınar var ya, o kan, ağlayan çınar kadarmış, bu kadar büyük oda gibi. Yanmış, o kadar kalmış. Gene kurumadı yani. Bizim büyüklerimizin Rumlarla beraber burası namazgah varmış. Türkler, Müslümanlar, Rumlar devamlı burada otururlarmış. Kum. Buraları yok mesela o zaman, kum. Yani öyleymiş, Rumlarla da çok iyi geçiniyorlarmış. Mesela Ramazan'da bazı diyor, Safur'da diyor, buranın bir de geçimi ipek böcek şiriği. Bu gördüğün köy aynı bir kule şeklinde binalarla birbirine üst, yukarılarda ninelerimiz anlatıyor. Tatlı yemek verirlermiş birbirlerine. Evlerini çünkü yola çıkma yok. Şimdi gibi hiyanetlik yokmuş o zaman. Şimdi herkes yola hücum ediyor. Bir karış alır mıyım diye. Görün mahalleleri gezmişsiniz ama o zaman öyle bir şey yok.
çıkarsa yukarıdan çıkıyor. 200 sene evvelsi bir yangın olmuş burada. 550 hane yanmış. Şu gördüğün bayır taraf var ya, burada köy yokmuş. Hepsi buradamış. Evler sık olunca, yanınca mecburiyetten anlaşmışlar Müslümanlarla Rumlar. Rumlar şu gördüğünüz karşı taraftan o tarafa yanmış evleri. Bu yanı da zaten Müslümanların dut bahçeleriymiş. İpek böceği için. Müslümanlar da kendi yerlerine buraya yanmış evleri. Yani bu yanda çünkü yanınca karar almış Türkiye heyetinden Rum heyeti. Demişler ki bu yolları da genişletelim. Şimdi gezdiyseniz görmüşsünüzdür. O zaman genişlemiş. Daha evvel çok darmış yollar. Burası hiç ürememiş Rumların içine. Acık yetişiyorlarmış harbe. Acık yetişiyorlarmış harbe. Mesela İstiklal Harbi'nde burada bir tane çarpışan yok. Neden? Daha seferberlik de bitmiş. Genç kalmamış. Sol olarak Çanakkale'ye de şu Kabakum dediğin yere dizmişler böyle. Boy hani şey sırasına göre almışlar. Onlar da zaten hani Bursa'da 7. tümen mi ne diyorlar yok olmuş ya. O da onların içinde, onlar da yok olmuş. Dizilere konu olduktan sonra yerli ve yabancı turist sayısında da artışlar yakalıyor bu şirin belde. Dizilerde gördükleri sahneleri yerinde yaşamak isteyenlerle hafta sonları dolup taşıyor bu köy. Balıkçı tekneleriyle yapılan göl gezisi bir parça da olsa izledikleri dizilerin birer kahramanı yapıyor insanları. Doğma büyüme Gölgezi'deyim. Hava güzel, çok güzel havamız var burada. Gelen misafirler çok memnun. Buraya gelen misafirlerimiz hava alıyorlar. Buramızı da beğeniyorlar, köyümüzü beğeniyorlar. Köyümüz belediyelik olmuştu. Şu anda muhtarlıkta gene şey var, müdürümüz var, belediye müdürümüz var yani. Gene devam ediyor. Fazla turist gelmiyor buraya pek. Ara sıra geliyorlar yani. Çok az geliyorlar. Artma yok. Antalya'da çok var. Marmaris'te var. Ben o dizide oynadım. Emme Kıyak'ın evlenmiş düğünü vardı. Ağlayan Çınar'ın orada. Orada oynadım ben orada. Ramazan geldiği zaman davul çalıyorum. İş bulamadığımız zaman kahvelerde garsonluk yapıyorum. Evi öyle idare ediyorum. Ara sıra balık satıyorum. Balıkçıların yanına işçi olarak gidiyoruz. Yani ekmek parası kazanmak için. Ekmeğimizi oradan buradan çıkarıyoruz yani. Davulcu olarak bizim köy halkımız misafirlerimize, engelli arkadaşımıza yemek veriyor köyümüz. İftarı burada yapıyoruz. Onlara yemek veriyoruz davulcu olarak. Biz ilgileniyoruz. Biz Allah razı olsun diyorlar. Yetiyor bize yani. Sokak başı dar mıdır? Minaresi var mıdır? Haydi kalkın komşular. Davulcunun başı var mıdır? Misafirlerimiz geliyor. Göl turu gezmesi var mı diye. Biz de var diyoruz. Arkadaşlar da şey yapıyor, çağırıyor, söylüyor. Bir iki tur yapıyorlar. Ücretler de normal. Hepsi misafirlerimiz, vatandaşlar geziyorlar, eğleniyorlar. Çok memnunlar yani. Hiçbir sıkıntımız yok Allah'a şükür. Adım Nurten Üner, Gölyazı Balıkçı Kadınlar Yardımlaşma Dernek Başkanıyım. Gölyazı tarihi doğası ve balıkçı kadınlarıyla meşhur bir köyümüz. Şu anda mahalle oldu. Rumlardan kalan bir köy. Eski adı Apollina, Apollon da deniliyor halk dilinde. Mübadele göçmeniyle, Selanik göçmenleriyle, Selanikli buradaki halkın yerleşimle, değişimlerinde. Bir çok şirin bir yerleşim alanı. Halkı misafiri çok seviyor. Dizilerle, gelen misafirlerle, tanıtımlarda şu an çok yerli ve yabancı turist alıyoruz. Onlara elimizden geldiğince hizmet etmeye çalışıyoruz. Gölümüzde yağışlardan ve hava şartlarından su yüksek şu anda. Yüksek olduğu için de balıkçılık şu anda biraz daha gerilemiş durumda.
Kadınlarımız balıkçılık yaptığı için onlar teknelerle, kayıklarıyla misafirlerini gezdiriyorlar. Bir şekilde yine de paralarını kazanıyorlar. Ağlarını kendileri yapıyorlar, balıklarını kendileri satıp. Pişiren arkadaşlarımız var, lokanta işletmecilik yapıyorlar. Dernek olarak faaliyetlerimiz kadınlarımızı biraz daha bu hayat akışında onların yorgunluklarını geçirmek için kapıcılara götürüyoruz, piknik alanlarına götürüyoruz, tiyatrolara, kanser araştırmalara falan götürdük. Elimizden geldiğince onlara biraz daha sosyal hayata kazandırmaya çalışıyoruz. Gençlerimizi maça götürüyoruz, yaşlılarımızı camiye götürüyoruz, hamama götürüyoruz. Elimizden geldiğince onlarla bu hayat akışını biraz daha paylaşmaya çalışıyoruz. Gölyüzdeki kadınlar diğer kadınlara nazaran daha çok fedakarlar. Diğer köylerde olan kadınlar salçalarını, taralarını, eşlerini yapmakla beraber anneler, eşler, ev kadınları. Ama Gölyüzdeki kadınlar bunların diğer kadınlar yaptığı her şeyi yaparak bir de balıkçılık yapıyorlar. Bence diyorum hani daha da çalışkanlar. Kadınları erkeklere nazaran daha çalışkan diyorum. Tabii erkeklerimiz de çalışkan ama kadınlar daha fedakar. Erkeklere daha destek, onların hep arkasında erkekleriyle beraber ilerliyorlar. Taranı salçalarını tabii kendileri yapıyorlar. Onlar hani balıkçılık yapıyoruz da onlar taranı salçalarını başkaları yapmıyor. Onları da kendileri yapıyorlar. Anneliklerini kendileri, ev hanımları kendilerinin çalışıp para kazanmayı çok seviyorlar. Yani kimseden. Bir de köyün özelliği. Eşleri ölen kadınlar kesinlikle evlenmezler. Bu hayat şartlarında yani erkek eşleri ölen kadınlar yani bir şekilde paralarını kazanıp çocuklarını okutmak, hayatta kendi ayaklarının üzerinde durmak için çaba sarf ederler. Dizi çekimleri olduktan sonra daha revaçta oldu. Gölyazı zaten çok şirin bir yer. Pek tanıtılmamıştı. Şu an tanıtımlar oluyor. Basılıyor, basında geliyor. Sizler gibi basın geliyor, yerel basın, medya. Hepsi burada olduğu için herkesten bir şeyler de görenler tabii ki geliyorlar. Kadınlar ne oluyor? Bu sefer nilüfer çiçeklerimiz çok meşhur gölün içindeki. Gelen misafirlerimiz onları çok merak ediyor. Balıkçılık yapan arkadaşlarımız bunları gayet sürekli her gün gördükleri için o işi de yapıyorlar. Gelen misafirlerimizi görmek isteyenlere gidip gösteriyorlar. Çok cüzi bir rakamlarda misafirlerimize gösteriyorlar, gezdiriyorlar da. Dernekte 116 tane dernek üyemiz var ama kadınlarımız tabii ki daha çok. Kimi balıkçılık yapıyor, kimi arkadaşlar gözleme tezgahlarında, kimi lokantaları var, çalışıyorlar. Hediyelik eşya yapan arkadaşlarımız var. Yani herkes bu hayatta bir şekilde tutunarak kendileri para kazanıp hayatlarına, ailelerine katkıda bulunuyorlar. İsmim Hüseyin. 30 seneden beri Gölyazı'dayım. Buranın eskisi Apollyont. Apollyont köyü. Burayı, bizim köyümüzü Apollyont keşfetmiş. Burada yani Apollyont keşfetmiş. Tarihi çok eskimiş. O zamanlar bizim köyümüzde Apollyont burada keşfettikten sonra ilk parayı basmış, burada basmış. Yani dedelerimizden öğrendiğimiz bizim bunlar. Apollyont. Köyümüzün yuvarlak bir şekildedir. Yazın yarıma da olur, kışın tama da olur. Şu an bulunduğumuz yerde şu an ada ama haftaya yarıma da olacak. Yani su çekiliyor buradan, Karacabey Boğazı'na su geliyor. Ulubat'tan Karacabey Boğazı'na akar bir dere var. Oraya su akıyor. Yani burada antik liman var, yani su duvarları var. Çok tarihi eser yerler var yani. Yer altında kalmış yerler de var tarihi. Eski zaman yeri yani burası. Burası geçimini balıkçılık olarak sağlıyor. Artı arazi tarım olarak zeytin olsun, incir olsun ve balıkçı esnafı var. Tutan balıkçı da var, balıkçı esnafı da var. Yani biz tutanız, satanlar da var. Mezata getiririz balığımızı. Mezatta ihaleyle satılır. Civar köylere gider, pazarlara gider. Sazan çıkıyor, turna çıkıyor. Ufak balıklar var. Sazanın ufağı var. İsrail sazanı var.
yayın var. Fazla eskisi gibi yayınlar yok artık. Ama yine de tek tük çıkıyor. Şimdi çok su olunca balık tutmak zorlaşıyor. Şimdi balık takımını çok su olduğu zaman, suya attığımız zaman suyun yarı kısmını kapatıyor. Yarı kısmında da su oluyor, balık olmuyor. Çok su olduğu zaman balık tutulmuyor. Ama bu zamanda yeni yeni balık olmaya başladı. Su çekildi, balık ayvar döktü, sazdan çıktı. Daha yine ayvar döktü, sazan balığı mesela. Ayvarını döktü, sazda saklandı. Sazda ayvarını döktü, şimdi suda dolaşıyor. Sazdan çıktı balık. Bu zamanda balıkçılık oluyor. Mesela görüyorsunuz kayıklarımız gidiyor, balık tutmaya gidiyorlar. Bu saatlerde takımın ağlarını atarlar. Sabahleyin, sabah ezanından sonra takımı çok olan sabah ezanında erkenden çıkar, balığını tutar. Canlı bir şekilde 11.30'da Muzadiye'de kooperatif olarak satılır. Köyümüz güzel gelişmeye başladı. Misafirlerimiz geliyor, turlar geliyor, dışarıdan misafirler geliyor. Tabii ki sandal turundan gezmek isteyenlerimiz var. Biz de sandal turu yapıyoruz, köyümüzü tanıtıyoruz. Yani göle çıktığın zaman köydeki tarihi eser yerleri görme şansın oluyor. Gezerek, kayıkla gezerek her tarafı görebiliyorsunuz. Şimdi bazı insanlarımız evinin üstüne kafe yapıyor, balık evi yapıyor. Yani çok değişkin yerler, güzel yerler olacak yani, inşallah olacak yani. Tarihi yapısı, gölün havası ayrı bir ömür katıyor insanlara. Zamana inat bekliyorlar köylerini. Asırlık bir çınar gibi anlatacak, paylaşacak o kadar çok hikayeleri var ki bizlere. Arnavut kaldırımlı taş sokakları umuda açılan bir yol sanki. Buradaki kadınların ocakta yemeği, ellerinde örmeye çalıştıkları balık ağları var. Adeta ekmeklerini gölden çıkarıyorlar. Benim adım Şahinur Ekşi. Gölyazı'da oturuyum. Burada doğdum, burada büyüdüm. Burada evlendik, çoluğumuz, çocuğumuz. Balıkçılık yaptık, balık tuttuk. Her şeyinden yaşadık bu Gölyazı'da. Gayet de memnunuz yani bu yaşadığımız yerde de. Şimdi Gölyazı değişti ama... Ne bileyim, çok kalabalık oldu. Geleni gideni tabii dünyaya tanındı. Dünyaya yani tanındı, düşünebiliyor musunuz? Vallahi yavrum bak, 20 yaşına kadar baba kapısında balıkçılık yaptım. 20-30 senede eşimin kapısında yaptım. Bugün kazanıyorduk, paçan kurudu mu geçim bu yani. Günlük bir işeydi. Yaptığını göle aldın, göle veriyorsun. Takım yapıyorsun, kayık değiştiriyorsun, motor değiştiriyorsun. Hep böyle kendini üretiyorsun yani, üretmek zorundasın. Buna takılıyor, bu kirleniyor, kopuyor, bunu yeniliyorsun. Anca ev çevirme, anca karın doyurma. Böyle, evlatlar büyüdü, daha gelişiyorsun, daha açılıyorsun. Daha kazancın değişiyor, gelirin. Gelirin olduğu gibi giderin de oluyor. Cumartesi, pazar şuraya aşağı gözlemeye iniyorum. Orada da çalışayım 2 gün. Pazartesi evimdeyim. Evime geldim mi, herkesin yaptığı işle. Çamaşırının, bulaşığın, yemeğin, içmen, her şeyin. Yine buna dönüyorum. Bir ay Ramazan bak, bunu oturduk yaptık komşularla burada. Camimize gittik, teravihimize gittik, orucumuzu tuttuk. Her şeyi sıralı sekili. Çok güzel yaşadık yani. Dinimizi de her şeyinden yaşıyoruz. Burada istakoz sepeti. Önce alıyorsun torunu, kesiyorsun. Sana bir sayı veriyorlar. Mesela 29 hazna diyor, 24 ön diyor. Sen onu o sayıya göre kesiyorsun. Onları çatıyorsun, kapılağını yapıyorsun, tel getiriyorlar, teli sifonluyorsun, oturuyorsun şu hanımın yaptığı gibi telliyorsun hepsini, ara duvarlarını bağlıyorsun, demet yapıyorsun, satıcı almaya geliyor mesela, sana yaptıran kişinin belli bir günü var. O gün bekliyoruz hem para almak için hem yaptıklarımızı vermek için. O da geldi mi yorgunluk gidiyor, parayı alıyoruz elimize çünkü. O şeylik bitiyor bizde. Tabii seviniyoruz, ferah ediyoruz yani. Biz sadece bunu yapıcı, bunu aracı var satan. Bize yaptıran kişi bunu alıyor, satıyor. 50 yaşındayım. Balıkçılık yapıyorduk.
Mesela baba evinde balıkçılık, eşin evinde balıkçılık. Hep bunu devam ettirdik. Sonra çocukla pazarcılık, dışarıya satım, alım satıma başladılar. Deniz ürünlerini satmaya başladılar. Göl tatlı su balığı satmaya başladılar. Biraz gölü bıraktık yani o arada. Ama eşimden yine gidip geliyorduk, ağıtıyorduk, tutuyorduk, satıyorduk, yapıyorduk bir şeyler. Sonra tamamen pazarcılığa yöneldik. İşimiz o oldu yani. Kadın namus çok çalışkan. Hırslı kadın namus. Öyle oluversinden, öyle şeylikten geçiştirmezler. Herkes çalışkan. Herkes evine bir katkı, bir dayak eşine. Yani önceden babalarımız tek başına çalışıyorlardı. Ama böyle bir yaşantı yoktu. Böyle bir yaşam yoktu yani. Böyle bir lüks yaşam yoktu. Şimdiki çoluğuna, çocuğuna ne giyimine para, ne kuşamına para. Bir ayakkabı alıyorduk. 3 bayram, 4 bayram onu saklıyorduk poşetlerin içinde. Yine giydiriyorduk, yine giyiyorduk yani. Çok güzel adetlerimiz vardı. Bak biz, benim düğünüm 3 gün 3 gece oldu. Perşembeden başlıyordu. Perşembede çeyizimiz asılıyordu. Kız evine. Pazar günü oğlan evine davullarla, zurnalarla, yastığın, yorganın, tasın, tavan ne varsa hepsi omuzlarda gidiyordu. Oraya seriliyordu. Gelin alıcılar oluyordu. Böyle salonlar yoktu ki. Şimdi pin arabaya salona, 2 saat takı, 3 saat takı, gel evine. Bir gece her şey. Bir günde bitiyor gidiyor. Böyle değildi. Kazanlar, tavalar, yemekler, her şeyler. Her şeyle, bütün konuyu, komşuyu doyurmak, yedirmek, içirmek. Düğünlerimiz 3 gün. Cuma'dan başlar, cuma gecesi, cumartesi günü, cumartesinin gecesi. Gölyazı'dan ayrılırken son olarak şunları söylemek istiyoruz sizlere. Masmavi suların içinde burası cennetten bir köşe. Küçük bir yarımada üzerine kurulmuş gördüğünüz gibi. Tarihi Roma dönemine kadar uzanıyor. Göçmen kuşlar doğal bir kuş cenneti olan Uluabat'ın da komşusu. İlkbaharda yüzlerce kuş türünün gözlemleneceği Gölyazı doğa severlere eşsiz deneyimler sunuyor. Biz de görmüş olduğunuz bu yeri yerinde, zamanında teneffüs etmenizi bekliyoruz.